Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, İçişleri bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bütçesi demedim. İçişleri bütçesi dedim. Çünkü 7 Nisan 2020 tarihinde İçişleri Bakanı istifa etmiştir ve yok hükmündedir. Bu hükümle birlikte 7 Nisan 2020 tarihinde Sayın Soylu'nun yapmış olduğu açıklamanın bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Sayın Bakan, yaptığınız bu açıklamanın ve attığınız bu imzanın arkasında neden durmuyorsunuz? İstifa ediyorsunuz. Bu grupta veya devletin diğer bürokrasisi tarafında İçişleri Bakanlığı yapacak başka kimse yok mu arkadaşlar? Yok mu? Bu soruyu kendinize sorun değerli AKP milletvekilleri. Şimdi yarattığınız bu kaostan ve kargaşadan dolayı virüse yakalanan vatandaşların sizin üzerinizde ahı var. Virüse yakalanıp hasta olan ve hasta yatan vatandaşlarımızın sizin üzerinizde ahı var. Bu kargaşa ve kaostan dolayı hastanede yatıp iyileşemeyip vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarının, akrabalarının sizin üzerinizde ahı var. Yetmez. Sağlık çalışanlarının sizin üzerinizde ahı var. Yetmez. Doktorların sizin üzerinizde ahı var. Yetmez. Hemen yanı başınızda oturan Sağlık Bakanı'nın sizin üzerinizde ahı var. Değerli arkadaşlarım, bunlar 12 Nisan 2020 öncesi. 12 Nisan 2020 öncesinde de başta 15 Temmuz gazi ve şehitler için toplanan yardımların bu ailelere ödenmediği için şehit ve gazi yakınlarının sizin üzerinizde ahı var. Yetmez. Her seçim döneminde polis memurlarına 3600 ek göstergesi vereceğiz deyip vermediğiniz için bütün emniyet teşkilatının sizin üzerinizde ahı var. Yetmez. Jandarma teşkilatında bulunan sözleşmeli personele, yani er ve erbaşlara kadro vereceğim dediniz. Jandarma teşkilatının sizin üzerinizde ahı var. Yetmez. Haklarında mahkeme kararı olmadığı için görevlerinden uzaklaştırılan, yakalanan belediye başkanlarının ve onları seçen vatandaşların sizin üzerinizde ahı var. Bu kadar ahlı bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de red oyu vereceğimizi belirtmek isterim. Sevgili arkadaşlar, bu hafta yerli malı haftası. 12 Aralık, 18 Aralık arası. Yerlilikten ve millilikten bahseden siyasi anlayış bunu hiç gündeme getirmiyor. Bakınız bir hafızanızı tazeleyiniz. Türk Telekom'u Araplara sattınız. Petkim'i Azerilere sattınız. Çaykur'u Katarlılara sattınız. Petrol ofisini Avusturyalılara sattınız. Tekel'in sigara fabrikasını Amerikalılara sattınız. Telsim'i İngiltere'lere, Dijitürk'ü Katarlılara, Avay'ı Lübnanlılara, Başak Sigorta'yı Fransızlara, İzmir Limanı'nı Çinlilere, Kuşadası Limanı'nı İsraillere, son olarak da Borsa İstanbul'u Katarlılara sattınız. Şimdi devletin bu kadar stratejik konumunda olan kurum ve kuruluşları sattınız. Geldiğiniz noktada Tansaş mağazaları adı altında, Tanzim satışı mağazaları altında ve
Tarım Kredi Kooperatifi'nin aracılığıyla bu boyayım size. Tamamlayın sözlerinizi. Değerli arkadaşlarım, evet, reislik ağalık, züğürt ağalığa gerek yok. Ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik sorunlardan kurtulmanın gerekçeleri var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, size sataşıyorum. Grubumuza sataşıyorum. Bu bütçe muhalefet partisi olarak sizin son bütçeniz. Artık Türkiye'yi yöneteceğiz. Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz. Türkiye'yi kucaklayacağız. Birliği, barışı, istikrarı getireceğiz. Şimdi son olarak ağalık yapan züğürt ağa'ya şunu söylemek istiyorum. Köyü satan züğürt ağa filmin sonunda domates başlıyor. Demek ki filmin sonuna geldik hayırlısıyla arkadaşlar. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Güzel Mansur, Sayın